Türkiye cezaevlerinde 235 bin kapasite var. Aralık ayında yapılan son açıklama Aralık ayında 285 bin tutuklu ve hükümlü cezaevlerindeydi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye cezaevlerindeki kapasite sorununa çok eskiden beri dikkat çekiyoruz. Cezaevlerimiz kalabalık, cezaevlerimiz sağlıksız. Cezaevlerinde insan onurunu incitecek şartlarda infaz gerçekleşiyor. Cezaevinde bulunan anneleriyle birlikte ceza çekmekte olan çocukların, bebeklerin, cezaevinde hamilelerin sorunları var. Bu konuya yaklaşımımız tarihsel yaklaşımımızla uyumludur. Türkiye'deki cezaevlerinin kapasite sorunu vardır. Cezaevlerinde insanlık dışı bir infaz sistemi uygulanmaktadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelere olumlu katkı vereceğiz. Uzun süredir yaptığımız bir çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Üzerinde çalışacağız ve olumlu katkı sağlayacağız. Tabii burada önemli bir vurguyu hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce cezaevlerinden tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin çağrımızı yineleyerek yapalım. Çünkü koronavirüs en çok hastaları tehdit ederken koronavirüs yayılması şüphesiyle cezaevlerinde infaz düzenleme tartışmaları varsa hasta tutuklu ve hükümlüler zaman geçirilmeden tahliye edilip farklı adli kontrol yöntemleriyle evlerinde ya da hastanelerde denetim altında tutulmalıdırlar. Sayın Fahrettin Kocanın dün genel kurula gelip bilgi vermesini önemsedik, destekledik, kıymetli buluyoruz. Bunun için kendisine teşekkür ettik, buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Sayın Sağlık Bakanının sunumunda da meclis yeni bir şey neredeyse yeni hiçbir şey duymadı. Aynı gün bir köşe yazarına verdiği mülakatta daha çok yeni bilgi edindik. Daha fazla kamuoyunun bilmediği şeyler vardı. Bu açıdan Sağlık Bakanı'nın gelmesi usulen ve şeklen çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ancak içerik açısından beklentilere cevap vermemiştir. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilerden elimizde 115 bin kit olduğunu ancak şimdiye kadar 10 bin kişiye test uygulandığını, 115 bin test uygulama kapasitemizin şu anda olduğunu, ancak 10 bin kişiye test uygulandığını ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 500 bin test kiti sattığımızı öğrendik ve üzüldük.